efendim, merhaba. Ben Rüzgar Bir Okan. Hoş geldiniz. Bugün yeniden güzel bir konuyla karşınızdayım. Yine faydalı olmasını dilediğim bir konu konuşacağız. Sizlerden çok güzel yorumlar geliyor. Çok mutlu oluyorum. Arada böyle kötü yorumlar yapan insanlar da olmuyor değil. Hayat bu. Her zaman pirincin içinde taş da çıkıyor, biliyorsunuz. O yüzden iyiler de var, kötüler de var. Biz iyilere odaklanıyoruz. Biz safları sıklaştırıyoruz, değil mi? Buradaki videoların amacı da aslında bu. Güzeli çoğaltmak, iyiyi çoğaltmak, bilgiyi ekmek gibi paylaşıp çoğaltmak için. Çünkü bıçakla insan da doğrayıp katil de olabilirsiniz, biliyorsunuz. Ekmek doğrayıp insanlara dağıtıp onları doyurabilirsiniz. O yüzden bilginin zekatı diyoruz. Güzel ve doğru bilgiyi paylaşıyoruz. Faydalı olmasıyla dileğiyle diyorum ve başlıyorum. Bugün konuşacağımız konu 7C prensibi. 7C prensibi duydunuz mu? Efendim? Duymadınız. Şahane. O zaman anlatacak çok güzel şeylerim var size. 7C. İster iş dünyasında olun, iş dünyasındaysanız eğer, bir yöneticiyseniz, özellikle executive tarafa doğru çıkmak istiyorsanız, o birazcık daha artık üst seviyeye doğru manevra yapmak istiyorsanız, geliştirmeniz gereken özellikleriniz. 7C paketi vereceğim size şimdi. Bir ikincisi, eğer beyaz yaka dünyasında, iş dünyasında değilseniz ama kendi hayatınızı yol yordama koymak istiyorsanız, bir şekilde böyle bir girdabın içindeyseniz ve düzenlemek istiyorsanız, o zaman o yönetici duruşa kendi hayatımızda da ihtiyacımız var. Yani ben AŞ içinde, çalıştığımız şirketlerdeki o yönetici duruşumuz içinde aslında bu duruşa ihtiyacımız var. Yani paketin içindeki 7C'ye ihtiyacımız var. Peki Rüzgar Hanım, nedir bu 7C derseniz, çok çok basit. Hepsini size, 7C İngilizceden geliyor bu arada ama ben size hem İngilizcelerini hem Türkçelerini anlatacağım. Şimdi bu video sadece bunları başlık başlık açtığımız bir video. Dolayısıyla bunu nasıl geliştiririm, ben bunun neresindeyim diye sormanızı istiyorum, olur mu? Şu anda soracaklarımı söyleyeceğim bu 7C'de. Şu anda ben burada kendime 1 ile 10 arasında kaç verebilirim diye mesela bir değerlendirme yapabilirsiniz elinize bir kağıt kalemle. Hazırsanız başlayalım. Geliyor hayatımızı düzene koymak. Yönetici duruş hayatımızda sağlayabilmek için, kendi hayatımızı yönetebilmek için, dümenin başında kendimizin olabilmesi için, daha mutlu, daha doyumlu bir hayat için ya da kurumsal hayatta o executive presence dediğimiz yönetici duruşu için geliştirmemiz gereken 7 temel özelliği. Birincisi, composure İngilizcesi ne demek? Aslında kendine hakimiyet, soğukkanlılık, sakinlik ve dinginlik demek. Şimdi böyle söylediğimizde çok kolay ama composure dediğimiz şey hepimizde aslında geliştirmemiz gereken bir özellik. Çok panik halinde ya da sürekli yükselen ya da sürekli modu düşen insanları düşünün lütfen. Böyle kişilere kendilerinizi bırakabilir misiniz? Evet, duyar gibiyim. Hiç kimse kendini çok panik olan ya da işi yapamayan ya da işte yığılıp kalan birisine bırakmak istemez. Kendimizi kime bırakmak isteriz? Arkamızda kale gibi sağlam duran birisine bırakmak isteriz, öyle değil mi? Peki bunu niçin ilk önce bir başkasından bekleriz? Bunu kendi kendimize yapması gereken biz değil miyiz? O yüzden öncelikle composure dediğimiz şeyi bir başkası için değil, kendimiz için düşünmemiz gerekiyor. Composure dediğimiz kendine hakimiyet, sakinlik, dinginlik. Hani deriz ya bazen, bir sakin ol, bir sakin ol. Önce bunu kendimize söylememiz gerekiyor. Panik yapmadan. Çünkü panik yaptığımızda bir şeyi iyi yapma şansımız gitgide düşüyor. Gördüğümüzü göremez oluyoruz. Önümüzdekini göremez oluyoruz. Sınavdaysak eğer karışıyoruz, yetiştiremiyoruz. Halbuki bilgimiz var. Ama işte o panik halinde yapamıyoruz. Dolayısıyla sınava giren bir öğrenci için de composure, sakinlik, kendine hakimiyet gerekli. Bir yönetici için de sakinlik, dinginlik, o karar verebilmek, execution için, o harekete geçme noktasında sakinlik, dinginlik ve kendine hakimiyet önemli.
Peki bunu nasıl geliştirebilirim? Sormamız gereken soru bu. Hepimizin hayatı dinamikleri farklı farklı. Hepimizin inançları ya da inandıkları da farklı farklı. O yüzden bu tarafı nasıl güçlendirebilirim sorusunu kendinize sizin sormanızı istiyorum. Benim hayatımda sakinlik ve dinginliği nasıl geliştirebilirim noktası kendi kendimle baş başa kalmaktan geçiyor. Sizin için belki farklı olabilir. Ama minicik bir örnek vermek istiyorum. Yıllar önce Amerika'ya gittiğimde bir şey görmüştüm. Türkiye'de yoktu mesela o. Bizde yuvarlak davul fırınlar vardır biliyorsunuz. Katmerler, matmerler hatta orada yapılır. Ya da evde işte ocak altında fırınlar vardır. Ben ilk defa mikrodalga fırını Amerika'ya okumaya gittiğimde gördüm. Şimdi dalga geçenler olabilir. İstediklerini yapabilirler. Ama gerçekten ilk defa oraya gittiğimde gördüm. Kahveyi de biliyorsunuz. Filtre kahveyi de ilk orada gördüm. Yoktu. Şu andan bahsetmiyoruz. Uzunca bir zaman öncesinden bahsediyoruz. İlk gördüğümde bu mikrodalga fırını, aa demiştim, muhteşem bir şey. Atıyorsun, saniyeler içerisinde sıcacık çıkıyor dışarı. Çok hoşuma gitmiştim. Muhteşem demiştim. Alıp bir tane Türkiye'ye dönerken getirmek istemiştim. Tabii sonrasında tabii ki burada da oldu. Ha, şu anda bana sorsanız mikrodalga fırını alır mısınız? Asla. Mikrodalga o zaman bize niye anlattınız? Şunun için. Zihnimiz çok önde gidiyor. Yeni dünya her şeyi hızlandırdı. Ve bu yüzden zihin önde. Beden ona yetişmeye çalışıyor. Çoğu zaman yetişemiyor işte. Yataktan kalkamıyoruz. Ondan sonra maillere 400 mail geliyor. Hala böyle bakıyoruz ama buralar böyle gitmiş. Beden zihne yetişmeye çalışıyor. Zihin çok hızlı. Beden ona yetişmeye çalışıyor. Ama arkadan gelen birisi var. O arkadan gelen şey ruh. Kendine hakimiyet için ruhu beslemen, ruhu olgunlaştırman, ruhu dinginleştirmen gerekiyor. Fakat ruh biz onu unutuyoruz çoğu zaman. Önden fırr zihin gitmiş, beden ona yetişmeye çalışıyor. Bu yüzden de mikrodalga fırın gibi oluyor. Saniyeler içerisinde zihin pıst ısıttı, çıktı, yiyemiyorsun. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? O simit taşlaşıyor, içinden taşlaşıyor. Lastik gibi oluyor bu arada. Öyle ısıtıldığında mikrodalgada. Çünkü simidin pişebilmesi için neye ihtiyaç var biliyor musunuz? Güzel bir odun ateşine ihtiyaç var. Güzel bir taş fırına ihtiyaç var. Yavaş yavaş ağır ağır pişecek o susamlar üstüne sürülmüş. O pekmezli, evet, susamlar. O yüzden de hamuru sadece saniyeler içerisinde ısıtmak değil maharet olan. Olgunlaşmasını, ağır ağır ateşte olgunlaşmasını sağlamak. Bu yüzden de composure içinde, yani kendine hakimiyet, sakinlik ve soğukkanlılık içinde ruhu yakalamak gerekiyor. Ruhu, nabzını tutmak gerekiyor. Ruhu, bedeni ve aklı bir araya getirebilmek gerekiyor. Bunun için de artık metotlar sizde gizli diyorum. Ben burada metotları söylemiyorum. Tamam mı? Ama her birimizin hayatı farklı diyorum. Ama bu tarafı birinci sıraya yazıyorum. Composure. Hemen şuraya da yazalım. Buraya bir yere yazdık. Evet. Yani kendine hakimiyet, sakinlik, dinginlik, soğukkanlılık. Soğukkanlı insanlar hep bize daha cazip gelmişlerdir bu arada. Gelelim ikinci maddeye. Tabii ki ve tabii ki connection. Yani bağlantı. Bağlantı için neye ihtiyacımız var derseniz, önce kendinize ihtiyacınız var. Önce bağlantıyı insanlarla kurmadan önce kendi kendimle de bir bağlantı kurmam gerekiyor. Bak yine ruha geldik. Ruhunla bir bağlantı kurmak gerekiyor. Zihninle ruhunun bir bağlantı kurması gerekiyor. Sadece bu değil, bunun olması gerekiyor. Sezginin olması gerekiyor. Ve ancak burada bütün olan insanlar diğer tarafta da bağlantılarını kurabiliyor. Ama birçok insanı bağlantı kurduk zannediyoruz. İşte LinkedIn'den bağlantı kuruyoruz. Ondan sonra mail atıyoruz ve bağlantı kurdum zannediyoruz. Ama kalpten kalbe bir yol yoksa eğer, orada gerçek bir bağlantıdan bahsetmiyoruz. O yüzden gerçek bağlantı kurabilen insanlar kendileriyle ve etraflarıyla hem bizim gözümüze hoş, cazip hem de karizmatik geliyorlar. Gelelim üçüncü maddeye. Üçüncü madde karizma. Karizma dediğimiz şey doğuştan mı yoksa sonradan da olabiliyor mu? Şu kadarını size söyleyebilirim. Karşınızda şayet beni birazcık eğer
şu kadarcık, azıcık da olsa karizmatik görüyorsanız zaman zaman yazdıklarınızdan söylüyorum bunu da. Bazen diyorum ki Rüzgar, demek ki sen başardıysan, o küçücük kız çocuğu başarabildiyse herkes başarabilir. Yeter ki bunun için çalışsın. O yüzden karizmanın tozları, o hani stilinizi ve ışığınızı yansıtsın diyorum ya, onlar zaten bizim içimizde, o altın tozu gibi aslında. Onu ne kadar geliştirdiğimizse bizimle ilgili. Konuşmada karizma, sesinizin tonunuzun daha karizmatik kullanımı, ya da beden dilinizde daha karizmatik olma. Ama tabii ki bunun birazcık görüntüyle, birazcık duruşla, birazcık davranışla desteklenmesi gerekiyor. O yüzden önce işte kendimizi tanımak gerekiyor. O yüzden bu sıra çok çok önemli. Ama karizma bir mit mi yoksa gerçek mi derseniz, karizma bir gerçektir. Çalışırsanız eğer, tıpkı bir mermerin güzel bir heykele dönüşmesi gibi, karizma da parlar. Etrafta bu sefer cazibe oluşturmanızı sağlar. Cazibe dediğimiz şey insanları mıknatıs gibi size çeken şeydir aslında. Bu yüzden de karizma da bu 7C prensibinde önemli diyoruz. Karizma geliştirilebilir bir özellik. Hep anlatıyorum size, küçüklüğünde çok utangaç, kendi halinde, kimseyle konuşamayan, bir sunum yapamayan, insanlara bir şey anlatamayan bir çocuktum ben. Daha sonrasında bir genç kız oldum. Ama işte o yüzden de diyoruz ki çalışarak her şey yapılabilir. Yeter ki nereden başlayacağınızı bilin. Sesinin tonunu nasıl kullanacağını öğren. Kelimeleri daha düzgün konuşabilmek için diksiyonunu geliştir. Artikülasyonunu geliştir. Ve bununla birlikte diksiyon sadece yeterli değil. Bir şeyi nasıl anlattığın da önemli. O yüzden üslubunu geliştir. Aynı şekilde görüntü yönetimini öğren. Moda giymek demek değildir karizma sahibi olmak. Sana yakışanın gerçekten ne olduğunu bilip ona göre moda olmasa da onu üstünde taşıyabilmektir. O yüzden de karizma bir mit değil, gerçektir. Gelelim 4. basamağa. O olmazsa karizma da eksik olur zaten. Karizma olmaz zaten. Neden bahsediyorum? Güven. Yani confidence. Confidence, güven. Önce kendine güven. En güzel aksesuar nedir derseniz, elbette ki kişinin kendine güvenidir derim. Ama orada aşırı güven, kibirden bahsetmiyorum hiçbir zaman. Confidence dediğimiz şeyin içerisinde özüne güven vardır. Özüne güvenebilmek içinse bilgiyi çoğaltman gerekir. Bilginin gerçek bilgi, kaynağından doğru bilgi olması gerekir. Bu yüzden evet, bazen diyorlar ne yani, kitap mı okuyarak kendimizi geliştireceğiz? Evet tatlım, kitap okuyarak kendini geliştireceksin. Ne okuduğun önemli ama tılsımını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim vesaire gibi şeyler değil. Birazcık daha fact, yani gerçeklere dayalı, bilme ilme dayalı olan kitapları okumaktan bahsediyorum. Diğer taraftan confidence nasıl gelişir? İnsanları gözlemleyerek, hayatı birazcık nabzı tutarak da gelişir. Sadece kendini düşünen, Rab bana, hep bana diyen insanların aşırı güvenleri vardır ama kendilerine güvenleri yoktur. O yüzden bedenini bilmekten geçer. Neyin ne olduğunu bileceksin, ona göre giyineceksin. O zaman kendini güvende de hissedeceksin. O yüzden bu da bir paket. Kendine güvenini arttırabilmek için okumak, öğrenmek, beslenmek gerekiyor. Çevrenizdeki insanlar bile güveninizi etkiliyor. Eğer sürekli aptalsın, aptal, aptal, aptal diyen bir annen ya da baban ya da öğretmenlerin varsa, bir süre sonra kendini gerçekten böyle de hissedebilirsin. Çirkin ördek yavrusu gibi kalabilirsin orada. Ama önemli olan neyin gerçek olduğunu filtreleyebilmek, bunu öğrenmek maharet. Bunu öğrenebilmek için de o yüzden lütfen ama lütfen bilimden ve ilimden beslenin. Devam ediyorum. Gelelim 5. maddeye. Kredibilite çok önemli. Bankalar buna bakıyorlar biliyorsunuz, kredibilite. Ama insanlarda da kredibilite vardır. O yüzden ister bir şirkette yönetici olun, isterse öğrenci olun, isterseniz ev hanımı olun, isterseniz hiçbir şey yapmayın, isterseniz
Hiçbir şey olmayın, önemli değil ama bena şeyiniz var. Bena şeyiniz doğduğunuzda kuruldu. O yüzden de bu bena şeyinin kredibilitesi de çok çok önemli. Onu har vurup harman savurmayın. Mesela bazı influencerlara hayret ediyorum ya da işte fenomenlere. Her şeyin reklamını yapmak sizin kredibilitenizi alıyor olabilir. O yüzden burada kişisel marka yönetimi de devreye giriyor. Ama kredibilite dediğimiz şey sözünün, vaadinin arkasında kalmak. Her şeyi vaat etmekten bahsetmiyorum. Vaadin ne? Bir öğrenci için. Öğretmenine ödevi zamanında götürmek mi? O zaman kredibiliten bununla ölçülüyor. Tamam. Eğer bir düğmeciysen düğmeleri sağlam bir şekilde müşterine verebilmek ya da etik ticaret yapmak senin aslında vaadin oluyor. Vaadinin arkasında durduğun sürece güvenilir ve güçlü bir markalaşmaya doğru gidiyorsun zaten. Ama işte bu senin kredibilitenle doğru orantılı. O yüzden bir yöneticinin de kredibilitesi çok çok önemlidir. Bir öğrencinin kredibilitesi de çok çok önemlidir. Bir esnafın kredibilitesi daha da önemlidir. O yüzden sevgili esnaflar, kredibilitenize çok ama çok dikkat edin. Size krediyi verecek olan bankalar belki başka bir şekilde kredibilite bakıyorlar ama insanlar gözündeki kredibilitemiz vaadimizin arkasında durmakla ilgilidir. Ve gelelim bir diğerine, yani 6. maddeye. Clarity. Nedir bu clarity? Berraklık, netlik, açıklık, clarity. Böyle su gibi berrak olmaktan bahsediyorum. Şeffaf olmaktan bahsediyorum. Şeffaf olmak ağzına geleni söylemek değildir. Neyi, nerede, nasıl, ne zaman söyleyeceğimizle de çok çok üslupla da ilişkilidir. Ama clarity bir açık ol ya. Açık açık de ki bunu yapabilirim, bunu yapamam. Bunu şu zamanda yapabilirim, bunu hiç yapamam. Bu benim işim değil. Maalesef size bu noktada yardımcı olamıyorum. Ama onu söyleme üslubu işte çok çok önemli. O yüzden de diyoruz ki açıklık, netlik. Siz de rahat edersiniz, karşı taraf da rahat eder. Önemli. Ve gelelim 7. ve son maddemize. Yine 16 dakikalık bir video olmuş. Allah'ım yarabbim. Evet, siz seviyorsunuz ama uzun videoları, biliyorum. 7. maddemiz conciseness. Conciseness. Nedir conciseness Rüzgar Hanım? Samimiyet. Samimiyet değil midir bize aslında insanı insana anlatan şey? Hoşgörüyü oluşturan şey. Anlamayı, bilmeyi geliştiren şey, samimiyet. Samimiyetle yapılan her davranış, küçücük bir kek de olsa, minicik bir hediye de olsa, içinde samimiyet varsa karşı tarafta anlamlı oluyor. O yüzden bir hediyenin de pahalı olması değildir önemli olan, samimi duygularla yapılmış ya da örülmüş olmasıdır. Örnek veriyorum. Ya da düşünülmüş olmasıdır. Samimiyetle bir şeyi yapamadım, lütfen özrümü kabul et diyebilmektir. Onun içinde de samimiyet vardır. O yüzden özrün içindeki samimiyet, armağanın içindeki samimiyet, bir işin eğitimin içindeki samimiyet, benim sizinle kurduğum işte düşünsenize muhteşem böyle bir şeyle çekmiyorum, kameralar sistemi yok. Diyorum ki telefonumla çekiyorum artık size ama tüm samimiyetimle paylaşıyorum diyorum. Kalpten de kalbe geçiyor işte o zaman, değil mi? Bizi birbirimize bağlıyor. İşte o yüzden samimiyet varsa yaptıklarımızda, sözlerimizde, davranışlarımızda bu bizim duruşumuzu da güçlendiriyor. İş dünyasındaki ise iş dünyasındaki duruşumuzu güçlendiriyor. Özel hayatımızsa 7C'yi özel hayatında da kullan diyorum. İkili ilişkili, kadın erkek ilişkinde bile bu 7C'yi kullan ya. Evet var, composure, sakinlik, soğukkanlılık, kendine hakimiyet yok mu? Var, ikili ilişkiler, kadın erkek ilişkisi, bak orada düşün. Oraya bile uygulayabilirsin bunu. O yüzden ister executive presence'da, iş dünyasında kullan, isterse okulda kullan, isterse hiçbir şey olmasın, kendi evinde, kendin hayatın, ben Ayşe, ben keyfim ve kahyası için kullan. Anlaştık. Ama bu 7C'yi lütfen kullan. 7C'de neredeyim diye şimdi sor. Bu 7C'den hangilerini benim geliştirmem gerekiyor diye sor. Samimiyeti laubalilikle karıştırmamak gerekiyor. Bunu hiç unutmamak gerekiyor. O yüzden ne haber, ne haber, nasılsın? Ay, ya üçte buluşacaktık ama yani gelemedim. Ya aramak da aklımdan da geçmedi. Ay kusura bakma deyip. Böyle bir dille konuşan insanın samimi mi olduğunu düşünüyoruz yoksa laubali mi olduğunu düşünüyoruz. O yüzden samimiyette kalpten kalbe bir bağ vardır. Bunu da unutmamak gerekiyor. 7C ile hayatımızda, kendi ben aşeylerimizde
önce o yönetici duruşu, kendi hayatımızı önce bir yöneterek, derleyip toparlayarak ve sonrasında istediğiniz yerde kullanarak hayata stilinizi ve ışığınızı yansıtın. Haftaya görüşmek üzere.